Herkese pembe Nerdan merhaba. Bugün yanımda sevgili Nilhan Osmanoğlu var. Kendisine merak ettiğim birçok soruyu soracağım. Nilhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizi tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz? Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı aile üyesiyim. Sürgünden sonra burada doğan ilk hanedan mensubu. İstanbul Fatih'te doğdum. Kendime ait bazı girişimlerim var. Burada doğdunuz, burada doğan ilk sultansınız. Bu çocuklukta size ne gibi etkiler yarattı? Kendinizi farklı hissettiniz mi? Bu unvanların şu anda bir resmiyeti yok. Aile içerisinde kullanıyoruz. Çocuklukta tabii ki biz her zaman dedelerimizin hikayeleriyle büyüdük. O yüzden kendimizi bildik bileli aslında. Bu ailenin bir ferdi olduğumuzu, bazı sorumluluklarımız olduğunu, Tabiri caizse her kafamıza esenin yapamayacağımız bir çocukluk geçirdik ama tabii ki bunun da bize çok büyük artıları oldu baktığınız zaman. Şimdi sizin kendi çocuklarınız da var değil mi? İki tane çocuğunuz var. Onlara bu gelenekleri aşılıyor musunuz? Evet onlar da hangi ailenin mensubu olduğunu bilerek büyüyorlar bu bir baskı olarak nitelendirilmemeli sadece bu onlar için bir gerçekten önemli ve bence baş üstünde taşıyacakları bir sorumluluk Peki mesela siz bir araya geldiğinizde aile içinde ne gibi konuşmalar oluyor? Bunu da çok merak ediyorum. Aslında bizim ailemiz genel olarak Türk aile yapısından farklı bir aile değil. <laughs> Baktığımız zaman şu anda biz dejenere olmuş Türk aile toplumlarını çok fazla ön planda gördüğümüz için geçmişimizdeki o da aile değerlerimizi de unuttuk. Aslında çok farklı şeyler konuşmuyoruz. Ee, geçmişimize bağlıyız, evet gelenekçi bir aileyiz ee, her şeyden önce bunları da sürdürmeye çalışıyoruz birçok alanda ve çocuklarımıza ve ondan sonraki nesillere de anlatmaları için onları da aşılamaya çalışıyoruz. Ee, ailenizden öğrendiğiniz en önemli şeyler neler sizce? Osmanlı'da şifalanma yöntemleri, Osmanlı'da güzellik, Osmanlı'da kokunun önemi bu benim ilgi alanlarımdan sadece bir tanesi. Öyle güzel ilimler aslında bize bırakmışlar ki Maalesef biz bunlardan faydalanamıyoruz şu anda. Çünkü o tarihten bu tarihe şimdiki zamana geçerken böyle bir bıçak gibi kesilmiş. İyi kötü her şeyi orada bırakmışız. Oysa ki Osmanlı dediğimiz zaman Bizans'tan da bir şeyler almış. Onun öncesindeki uygarlıklardan da. O yüzden medeniyet olmak istiyorsak, güçlü bir medeniyet, geçmişimizdeki güzellikleri bugüne taşımak zorundayız. İşte bizim aslında yaptığımız konu da bu. Yani benim girişimlerim hep bu yönde oluyor açıkçası. Osmanlı'daki, Osmanlı'dan gelen ve aslında bizim bilmediğimiz bir yerlerde böyle gizli saklı, aslında çok da kullanılan, Avrupa'da da bayağı ses getiren bazı güzellik içerikleri var. Bunlara ilgi duymaya nasıl başladınız ve bunları nasıl öğrenmeye karar verdiniz? Ee, gerçekten bu hobi olarak diyebilirim çünkü çok e, ilgimi çeken konulara e, rast gel. Üniversite zamanlarında diyebilirim halkla ilişkiler reklamcılık mezunuyum ben ama her zaman tarihi araştırmayı sevmişimdir. Tarih okumadım çünkü. Tarih okuyarak tarihçi olabileceğine çok inanan bir insan değilim. Bunlar çok ilgimi çekti. Osmanlı dönemindeki kullanılan ilaç terkipleri, işte mutfakta pişen yemekler, bunların tarifleri, nasıl besleniyorlardı, nasıl şifalanıyorlardı, ilaçların nasıl yapıyorlardı, güzellik için neleri kullanıyorlardı. Bunlar her zaman benim bir merakım olmuştu. Ailemden de gördüğüm birçok şey vardı aslında bununla ilgili. O yüzden bu ikisini harmanlayıp neden bugüne bir şeyler taşımayalım? Biraz önce de söylediğim gibi neden bu, bu zamanın insanı da bundan yararlanmasın. Çünkü baktığımız zaman hep biz yurt dışından gelen teknikleri ilk defa görmüş gibi yapıyoruz. Oysa ki onlar bir dönem bizden almışlar, tekrar bize satıyorlar gibi bir durum var ortada. Aslında Osmanlı'dan geldiğini en çok bildiğimiz gül suyu sanırım ve gül içerikli güzellik malzemeleri, gül mayası diye bir içerik var. Yurt dışında da bunu zaten gül suyunda çok kullanıyorlar. Osmanlı'da gülün yeri nasıl? Osmanlı'da gülün önemi çok fazla. E, gül mayası, gül suyunun biraz daha yoğun hali aslına bakarsanız. Bunlara biz çiçek suları diyoruz. Osmanlı'daki ismi ve geçmiş dönemdeki uygarlıklardaki isimleri bambaşka. Osmanlı'da mayi gül deniliyor. May Arapçada su demek. Yani çiçek suları. Avrupa'da biz buna hidrolat, hidrosol olarak biliniyor ve çok daha değer biliniyor o şekilde söyleyeyim. Bizim topraklarımız da bu konuda inanılmaz zengin. Özellikle Isparta ve Isparta gülleri şu an %70'i Fransa'ya ve maalesef Çin'e gidiyor. Yani biz bunların değerini bilmediğimiz için bunu kullanmayı daha yeni yeni öğrenmeye başladık. Çünkü yeni yeni daha fitoterapi, aromaterapi popülerlik kazandı. İnsanlar daha yeni yeni doğal olan içerikleri aramaya başladılar. Çünkü baktılar ki yani sentetik olan bir şey onlara bir şey kazandırmıyor. Bağlı almış oldukları kremleri sürdüklerinde yüzlerine. Sonrasında o kreme bağlı hale geliyorlar ve tekrar tabii ki o firma onu sattırmak için başka bir sorun üretiyor o kremle aslında. Ama Osmanlı'da bambaşkaydı. Çünkü bir mevzuyu eğer iyileştirme üzerine kurulu bir düzen vardı. Güzellik algımız sanırım değişti bu dönemde. Çünkü eskiden güzellik dediğiniz zaman, hanımları düşünün şimdi eski kadınları. Güzellik dediğiniz zaman hepsinin aslında yüz tipleri farklı ama hepsinin farklı bir aurası var. Hiçbiri birbirine benzemiyor ama çok güzel ciltleri olan, işte aslında o kalbinin de ruhunun da güzelliğini yüzlerine yansıdığını görüyorsunuz. İşte bu şifalanma ve içten güzellikle başlıyor aslında bir şeyler. Bu dönemin kadınına baktığımız zaman hepsi aynı maskeyi takmış gibi aslında ruhunu kaybetmiş gibi. Peki gül mayasının ve gül suyunun cildimize ne gibi faydaları var? Şimdi gül suyu ve bu çiçek suları ve gül mayası aslında gül damıtırken alınan yağdan sonra çıkan su. Yani o buharlaşan su. Biz bunun değerini bilmediğimiz için uzunca tarihler aslında bunu dökmüşüz, atmışız. Ama Osmanlı'da tabii ki bunu güzellik anlamında çok fazla kullanmışlar. Tonik olarak diyebiliriz şu, şu dönemde kullanım şekline. Ama birçok anlamda mesela i̇bn Sina'nın kitaplarında gülün özellikle hararet ve ateşi aldığı yazıyor. Cildin sıkılaşmasına, işte o siyah nokta gözenek ve gerçekten çok pahalı kremleri geride bırakacak kadar güzel bir nemlendirici etkiye sahip aynı zamanda. Osmanlı'da gülün tarihi aslında güle değer verme en başından başlıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in bir portresini düşünün gülü koklarken. Çünkü gül tasavvufi anlamda da çok önemli. Gül gül mayası tasavvufi anlamda da çok değerli şeyler bunlar. Çünkü Peygamber Efendimizi sembolize etmesi özellikle. O yüzden de güle ayrı bir önem de addedilmiş Osmanlı döneminde. Peki Nilhan Osmanoğlu Hangi e, güzellik içeriklerini kullanıyor Osmanlı'da? Benim güzellik algım içten gelen bir güzelliği önce sağlamak. Kendi çocuklarımda da kullanıyorum ben bunları. Yani benim kızım şu an 8 yaşında ama gül suyunu kullanmayı biliyor. İşte e, bu özellikle çiçek sularını evim içerisinde çokça kullanıyorum. İşte suyuma damlatıyorum gül suyunu, işte şerbetlerini içiyorum, e, yüzüme kullanıyorum, e, gül mayasını. O yüzden çiçek sularını her anlamda kullanıyorum. Sadece gül de değil, işte ak günlük çok önemli mesela. Ak de mega izi çok yüksek ve içinde çok güçlü mineraller bulundurur. İşte cilt sarkmalarında, işte biz kolajen dediğimiz mevzu, işte cilt sarkmalarında kullanılabilir bir çiçek suyu ak günlük hidrosol. İşte bunları tekrar öğrendiğimiz zaman çok pahalı pahalı kremlere para verme ihtiyacı duymayacağız aslında baktığımız zaman. Peki bizim bildiğimiz hidrosoller mesela defne yaprağından bahsetmiştiniz sanırım. Ne gibi işlevleri var? Ne gibi faydalar sağlıyorlar bize? Lavanta mesela yüzünüze yine tonik olarak kullandığınızda cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Ama ayrıyeten lavantanın vermiş olduğu bir din, dinginlik, sakinlik hali. Eskiler bebeklerin yastığının altına lavanta keseleri koyarlar. Mesela defne, özellikle saç, saç dökülmesi, saç kökü bulunan yerlerde inanılmaz işte saç çoğalması, saçı beslemesi ve bu konularda onu öneriyoruz. Mesela tarçın suyu döneminde alkol olmadığı için ameliyathanelerde biz bunu Amasya şifanesinde gördük. Ameliyat malzemeleri dezenfekte etmek için kullanılıyor tarçın. Dolayısıyla biz şu dönemde alkollü bir içerik kullanmak istemeyenlere yine tarçını öneriyoruz. Ve içerisinde iltihap kurutucu özelliği olduğu için tarçının özellikle böyle iltihaplı sivilceli ergenlik sivilcesi yaşayan, sıkıntısı yaşayan kişilerde de tarçını öneriyoruz ve bunun yanında karanfili de öneriyoruz. Bir de ben buhur suyu hikayesini duydum ve çok ilgimi çekti bu. Yani aslında internette ilk bunu bu karşıma çıktı. Bunu da size sormak istiyorum. Bu hursuyu nedir? Ve bunun hikayesini sizden dinlemek istiyorum bir de. Hursuyu da dönemin dezenfektasyon yöntemlerinden bir tanesi. Özellikle saray ahalisinin kullandığı. Bu 17. yüzyılda bulunuyor. Çamaşırcı Yusuf Ağa tarafından terkip ediliyor. Aslında bugüne taşınan kültürel bir miras bu bahsettiğimiz her şey. İçerisinde uut işte e, yonca yaprakları, gül gibi birçok köklü bitkinin ve çiçek sularının bir arada kaynatılarak meydana gelen, bakterileri de yok eden, güzel kokan bir kolonya alternatifi döneminde kullanılan bir içerik aslına bakarsanız. Çok teşekkür ederim İlhan Hanım bugün konuğumuz Rica olduğunuz ederim. için. Sizle tanışmak benim için bir zevk diye. Aynı şekilde ee, Çok teşekkür ederim tekrar. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu bize kalan mirasın değerinin bilinmesi gerekiyor. En azından gülden başlanabilir. Neden? Çünkü gül hiçbir şekilde kimseye alerji yapabilecek bir bitki değildir. Her şeyden önce bu çok önemli. Lavanta i̇şte onlardan bir tanesidir. Lavanta'ya alerjiyi duymuşsunuzdur ama gül öyle değildir. O yüzden ruhlarını şifalandırmak için, güzellik katmak için gül mayasından ve diğer sulardan da faydalanabilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dekar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.